maşallah. Afiyet şeker olsun Zekeriya abi. Çay bırakayım mı abi? Bırak bırak. Kız kardeşim memleketten Filistin çörek bağ falan yollamış. Otur sen de katıl ziyafet hadi. Abi var ya, bu yediğine hepten doğal Viagra diyorlar şerefsizim. Abi iyisin iyisin götür. Lan yani keçi boynuzundan ağaç kabuğuna kadar her şeye doğal Viagra diyorlar ya. Yani ağız tadıyla bir şey yiyemez olduk arkadaş. Her şeyi öbür tarafa çekiyor. Çekerler tabii abicim, çekerler. Deviri değişti. Herkesin aklı belden aşağısına çalışıyor. Zamane karıları bile bir tuhaf oldu abi, baksana. Nesi varmış zamane karıların? Abicim herkes özgür kız oldu. Alayının gözü dışarıda. Bir bilsen ne haklar karıştırıyorlar. Ah, o senin dediğin kliplerde, magazinlerde falan olur. Böyle bir sürü manyak zıpır oradan oraya zıplayıp duruyor. Biz de böyle ağzı açık izliyoruz. Ya bizimki gibi kenar mahallelerde olmaz onun canlısı. Öyle deme, öyle deme. Gece gündüz onların hayatlarını seyredip heves ediyorlar zaten. Bizim beyaz eşyacı Faik abi var ya, sırf bu yüzden Aftas'ın elini kana buluyordu. Ne olmuş ki? Bizim Faik abinin hanımı tutturmuş, ay ben şöyle güzelleşeceğim, ay ben böyle güzelleşeceğim, saçlarımı Deniz Akkaya'nın kuaförüne yaptıracağım demeye başlamış. Ne var? Kadın dediğim bakımlı olur zaten. Ay dur dinle, bitmedi. Sonra kadın işte detokstu, botokstu, fitnessli, fücurdu bilmem neydi, dükkanın kasasından alıyormuş paraları, gidip böyle şeylere yatırıyormuş. Zayıflama CD'leri almış. Üstüne üstlük bir de alengirli rejime başlamış mı sana? Ne rejimiymiş bu? İsveç diyeti mi, İsviçre diyeti mi, ne öyle bir şey. Bizim saf Faik abi de zannediyormuş ki bütün o detokslar, botokslar, fitnessler, fücurlar kendine güzel görünmek için. Saf. E kadın tabi bu arada boş durmuyor. Kocacığım, 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 kocacığım diye fazladan cilve yapmayı ihmal etmiyormuş. Derken sıra gelmiş boynuza. Kadın gençten bir oğlan bulmuş, onunla kırıştırıyormuş. Yoldan çıkmış senin anlayacağın abicim, yoldan çıkmış. Yeter lan yeter. Hadi al çayını mayını, fazlasını anlatma. Burası erotik shop değil. Hadi al çayını, çıkıl git dükkanımdan. Abi yanlış anladın. Yani laf lafı açtı. Yoksa ben burada bir hakikati dile getirdim abicim. Eskiden olsa erkek yapınca elini kiri denirdi. Ama şimdi karılar da bozdu kafayı abicim. Kudurdu bunlar, kudurdu. Dağlara taşlar abicim ya. Derhal sus dini, yoksa yayın hayatına ellerimle son vereceğim. Tamam abi. Abi, bunun kavanozu kaç aydı sende? Hayır yanlış anlama. Mahalledeki o olaydan sonra böyle şeylere çok talep olmaya başladı benim kahvede. Ne kadar bu? Tamam tamam al. Para mara istemez. Kendini kontrol etmelisin Safiye, ha? Kız bana bak, nefsine hakim olmalısın. Ay. Safiye anacığım, bedenin ihtiyaçlarına karşı koymalısın, tamam mı? Ha? Lan Safiye! Ay, ne var Zekeriya, Allah Allah! Ay ödümü patlattın vallahi. Ha? Aile reisi olarak ev yerinde duruyor mu diye bakmaya geldim. Kanun vermiş bana bu yetkiyi. Safiye, ne? Sen az önce kimle konuşuyordun ha? Ne diyordun öyle? Nerene hakim olmaya çalışıyordun? Ay Zekeriya, ben şimdi rejime başladım ya anacığım. Ay o Şetay Tanrı'nın getirdiği turşuları böyle yemeyeyim, nefsime hakim olayım falan diye şey yapıyorum işte, öyle kendi kendime telkinli bulunuyorum. Ay İsveç kralı var ya, bu şeyle telkinle böyle 20 kilo vermiş bir ayda ha. Ay o rejim kitabı var ya, ay Zeki orada okudum kız. İsveç kralı da mı turşu yiyormuş? İyi iyi. Ne? Ne var Zekeriya? Ha? Ne oluyor böyle, sen öğlen öğlen eve geliyorsun? Ya hiç, şetareti özledim de. Sahi nerede o kendisi ha? Dolapta mı? Zekeriya sen manyak mısın anacığım ha?
Yaşlı başlı kadın, ne iş var dolabın içinde? Ne var canım, yani evde canınız sıkılmıştır, saklambaç oynuyorsunuzdur. Bu şetaret küçükken dolaba saklanmayı çok severdi. Bilsen öyle mızıkçı, öyle mızıkçıydı ki. Onlar neredeler? Ha? Ortalıkta görünmüyorlar pek. Ablamın alacakları varmış, onun için Sıdıka ile Fatih pazarına gittiler. Sen evde yalnızsın yani ha? Bir de suratında da böyle bir tuhaflıklar. Hayırdır bu yaştan sonra? Ya ellerim boş kalırsa sürekli yeme isteği geliyor Zekeriya. Onun için böyle ellerimi oyalamak için yüzüme bu şeyleri yapıyorum. Sen de burada oyalanacağına doğru dükkanın başına hadi. 40 yıllık kocanı evden kovuyorsun ha? Benimle açık konuş Safiye. Ben senin niyetini çok iyi anladım Zekeriya Efendi. Sen burada böyle hazır evde kimse yokken gelip CD bakıyorsun değil mi? Oraya buraya arıyorsun, CD seyredeceksin. Tüh, utanmaz adam be. Yahu gitsene kardeşim dükkanının başına. Hadi yürü. Safiye vallahi yanlış anladın. Bak insanın belli bir yaştan sonra bazı duygularına hakim olması lazım değil mi? Çoluğu çocuğu için yaşadığını bilmesi lazım. Umarım bunu sen de anlamışsındır Safiye. Benimle açık konuş. Ofisimde olacağım.